Rabbil Alemin. Ve salatu ve selamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Emme ba'd. Biz aile ahkamı ile ilgili derslere devam ediyorduk. En son anlatmış olduğumuz konu, bir Müslüman kadının Müslüman erkek üzerindeki hakları nelerdir? Evlilikle beraber doğan hakları nelerdir? Onu anlattık. İnşallah bugün anlatacağımız konu ise Müslüman bir erkeğin Müslüman kadın üzerindeki hakları nelerdir? Şimdi bir önceki konumuzda hatırlattığımız gibi burada da şunu hatırlatacağız tabii ki. Biz dedik ki aile İslam'da ailenin aile olabilmesi için o ailede sükunet, o ailede mutluluk, sevgi ve rahmet olması gerekir. Eğer bir ailede bunlar yoksa demek ki bu aile İslam'ın öngörmüş olduğu bir aile değildir. Dedi ki bir aile ne zaman böyle olur? Yani mutluluk kaynağı değil de mutsuzluk kaynağı, sevgi rahmet kaynağı değil de hırçınlık, kavga, gürültü, katılık kaynağı olur. Allah Azze ve Celle'nin o aile fertleri için belirlediği hukuklar ihlal edildiği zaman. Çünkü nerede olursa olsun, ister kainatta, ister evde, ister iş yerinde, ister dünyada, ister ülkede, Allah bir nizam koymuşsa, bazı haklar belirlemişse, o hakların ihlali orada fitne ve fesadın çıkmasına sebep olur. Bunun hiçbir istisnası yoktur. Orada huzur olmaz, orada mutluluk olmaz. Oradaki gülücükler yapaydır. Oradaki mutluluklar yapaydır, gerçek değildir, hakiki değildir. Ama bir yerde de Allah Azze ve Celle'nin ahkamı koymuş olduğu hak ve hukuklar yerine getiriliyorsa eğer, nerede olursa olsun oradaki mutluluk hakikidir. Oradaki sevgi, kardeşlik, rahmet, muhabbet hakikidir. Aile de aynı bu şekilde böyledir. Allah kadın için bir takım haklar belirlemiş, çocuklar için bir takım haklar belirlemiş, koca için bir takım haklar belirlemiş. Her bir kişi karşısındakinin haklarını yerine getirmeyi kendine dert etmelidir dedik. Bu birincisi. Yani bunu öğrenmek. Hani benim mesela bugün diyelim ki işleyeceğimiz konu kocanın kadın üzerindeki hakkı. Her bir Müslüman kadın şunu kendine dert edip öğrenmenin peşine düşmelidir. Kocamın benim üzerimdeki hakkı acaba nedir? Bunu dedik öğrendikten sonra, bunun ilmini aldıktan sonra bu defa ikinci aşama gelir. Onu tatbik etmek için çaba sarf etmek. Yani sürekli şunu dert edinmek, acaba ben kocamın benim üzerimdeki haklarını yerine getiriyor muyum? Ve özellikle bir noktaya dikkat çektim. Yani asrımızın da en büyük sıkıntısı ve hastalığı olan noktalardan bir tanesi. Dedi ki benim eşimin hakkını yerine getirip getirmediğim, bunu benim kendi nefsime sormam en büyük abestir. Yani mesela Müslüman bir kadın, ben kocamın hakkını yerine getiriyor muyum? Cevabı kendisi veriyorsa eğer, evet ben çok iyi bir anneyim, çok iyi bir kadınım vesaire. Bu nefiste ucupta son noktadır. Yani insanın kendini beğenmesindeki son noktadır. Buna bırakın karşıdaki karar versin. Yani kadınlar için kocalar, kocalar için kadınlar. Evet sen benim haklarımı yerine getiriyorsun veyahut da getirmiyorsun. Eğer getirmeme gibi bir durum söz konusuysa, zaten getiriliyorsa nurun ala nurdur. Başka isteyecek bir şey yoktur. Ama getirilmiyorsa eğer, o zaman birbirlerine yardım edip, bağırmadan, kavga etmeden, birbirlerini töhmet altında bırakmadan, birbirlerinin üzerindeki hakkı diğerine karşı bir silah olarak kullanıp onu vurmadan, birbirlerinin elinden tutup nasihatla, irşatla, vaazla dedik birbirlerini düzeltmeleri gerekir. Aksi halde aile kurumu diye bir kurum olmaz. Sadece ismi olur. İşte bugün inşallah İslam'ın öngördüğü bir aile için Müslüman kadının üzerinde kocasının hakları nelerdir? Onu anlatacağız. Lakin hakları zikretmeden önce, konuya girmeden önce nasıl bütün Müslüman erkeklere bir hatırlatma yaptıysak Müslüman bacılarımıza da bir hatırlatma yapacağız. Ve diyeceğiz ki şunu unutmaması gerekir ki bir Müslüman kadının bu hakları öğrenmeden, dinlemeden önce kocanın hakkı kadının üzerinde Allah'ın hakkından sonra en büyük haktır. Kocanın hakkı Allah'ın hakkından sonra kadının üzerindeki
en büyük haktır. Ve bu konuda Peygamberimizden öyle hadisler varit olmuştur ki her bir kadının hayatında çokça dikkat etmesini gerektiren hadislerdir. Yani iman ehli, Allah'tan korkan, ahiret gününden ürpen, kalbi titreyen kadınlar, Müslüman kadınların bu hadisleri veyahut da bu öğretileri işittikleri zaman kalplerinin titremesi lazım. Çünkü Peygamber aleyhissalatü vesselam öyle ağır cümlelerle, öyle ağır lafızlarla, öyle ağır tehditlerle kocanın kadın üzerindeki hakkını belirlemiştir ki kadınlarımızın çok ciddi anlamda dikkatli olması gerekir. Mesela örneğin Peygamber aleyhissalatü vesselam İmam Ahmed'in rivayet etmiş olduğu bir hadiste diyor ki لَا يَصْلُحُ لِبَشَرٍ اَنْ يَسْجُدَ لِبَشَرٍ Hiçbir insanın başka bir insana secde etmesi olmaz. Yani insan insana secde edemez. Tabi buradaki secde ibadet secdesi değildir ha. Çünkü secde iki türlüdür. Bir selamlama secdesi vardır eski zaman insanlarında. Yani işte meleklerin Hazreti Adem'e yaptığı gibi, Hazreti Yusuf'un ailesinin ona yaptığı gibi. Nasıl biz bir işte kendi örfümüzde elimizi göğsümüze koyup başımızı eğmemiz bir selamlamaysa, hakeza o dönemde de secde bir selamlama biçimi, bir saygı biçimi. Yoksa ibadet secdesi, yani bizim namazlarımızda yaptığımız ibadet secdesi değil. Bu bile Peygamberimiz diyor لَا يَصْلُحُ لِبَشَرٍ اَنْ يَسْجُدَ لِبَشَرٍ Hiçbir insanın başka bir insana secde etmesi gibi bir şey söz konusu olamaz. وَلَوْ يَصْلُحْ لَأَمَرْتُ الْمَرْأَةَ اَنْ يَسْجُدَ لِزَوْجِهَا Şayet eğer olmuş olsaydı, yani İslam bir insanın bir insana secde etmesine müsaade etmiş olsaydı diyor Peygamberimiz, ben kadının kocasına secde etmesini isterdim. Niye? لِعِزَمِ حَقِّهَا عَلَيْهِ Kocanın onun üzerindeki büyük hakkından ötürü. Yani kocanın kadın üzerindeki hakkı o kadar büyüktür ki şayet secde caiz olmuş olsaydı bir insanın bir insana secde etmesi, ben erkeğin kadına secde etmesini isterdim diyor. Yine mesela bir hadis-i şerifte Peygamber aleyhissalatü vesselam diyor ki, sahabe diyor ki, bir adam kızını alıp Peygamberimizin yanına geldi. Dedi ki ey Allah'ın Resulü, ben kızımı evlendirmek istiyorum. Lakin benim kızım evlenmek istemiyor. Peygamber aleyhissalatü vesselam da o kıza dedi ki babana itaat et. O kız da dedi ki ey Allah'ın Resulü, Allah'a yemin olsun ki sen bana kocamın benim üzerimdeki hakkının ne olduğunu söylemeden ben evlenmem. Peygamberimiz de ona şöyle bir cümle söylüyor. Diyor ki velev senin kocan saçının başından ta tırnağına kadar kan ve irin içerisinde olsa, yani bir hastalığa yakalansa ve bütün vücudu kan ve irin içerisinde olsa, sen de ağzın ile onun vücudundan o irinleri emerekten temizlesen sen yine onun hakkını eda edemezsin diyor. Yani dikkat edin, kocanın kadın üzerindeki hakkı o kadar büyüktür ki mesela bu tasvir belki birçoğumuzun dinlediğimizde veya duyduğumuzda midesini bile bulandırabilir. Hatta bir insanın bir insana yapabileceği bir şey değildir. Peygamberimiz diyor bunu yapsam bile tepeden tırnağa irine bulanmış olan bir adamı ağzınla temizlesen bile diyor aleyhissalatü vesselam. Lakin sen onun hakkını ödemiş olamazsın. Yani onun hakkını, senin üzerindeki hakkını eda etmiş olamazsın. Yine mesela bir hadis-i şerifte Peygamber aleyhissalatü vesselam diyor ki ثَلَاسَةٌ لَا تُرْفَعُ صَلَاتُهُمْ فَوْقَ رُؤُسِهِمْ Üç kişi vardır ki onların namazları başlarının üzerine kalkmaz. Yani kıldıkları namaz Allah tarafından kabul edilmez. Sadece kılmalarıyla kalır, gökyüzüne yükselmez manasına kabul edilmez. Kimdir? Birincisi diyor رَجُلٌ اَمَّ قَوْمًا فَهُمْ لَهُ كَارِهُونَ Bir kavme imamlık yapıp o kavim ise ondan onu istemiyorlar. Yani bir camide, bir mescitte bir adam millete imamlık yapıyor, namaz kıldırıyor. O millet de onun imam olmasını istemiyor diyor aleyhissalatü vesselam. Bu adamın namazı başının üzerine kalkmaz. İkincisi kimdir? وَامْرَأَةٌ بَاتَتْ وَزَوْجُهَا عَلَيْهَا سَاخِتٌ Ve kocası kendisine kızgın olduğu halde geceleyen veyahut da akşamlayan bir kadın. Yani akşam olmuş ama hala kocası ona karşı kızgındır. Ona olan kızgınlığı geçmemiştir. Kıldığı namaz onun başının üzerine yükselmez diyor Peygamber aleyhissalatü vesselam. Ondan dolayı yani mesela yine bir sahabenin halası Peygamberimizin yanına geliyor. Bilinen meşhur hadislerden. Kocan var mıdır diyor o kadına. Evet diyor benim kocam vardır.
Peygamber aleyhissalatü vesselam ona birkaç soru soruyor. Yani kocasıyla arasının nasıl olduğu, aralarındaki diyalogun nasıl olduğuna dair. Sonra o kadına dönüp diyor ki sahabe kadına, "Fanzuri eyne enti minhu. Fainnema huwa cennetuke, cennetuki ev naruki." Yani sen hele bir bak diyor Peygamber aleyhissalatü vesselam. Sen kocanın neresindesin? Yani kocan sana nasıl bakıyor? Kocanla senin arandaki ilişki nedir? O ilişkinin sen neresindesin diyor. Çünkü o senin ya ateşindir veyahut da cennetindir diyor kadına. Yani senin kocan ya senin ateşindir veyahut da senin cennetindir diyor Peygamber aleyhissalatü vesselam kadına. Onun için bütün Müslüman kadınların bu konuda dikkatli olması gerekir. Nasıl bunu Müslüman erkekler için de söyledik. Dedik kadınlar Allah'ın bize birer emanetidir. Ve biz emanete yapacağımız yanlışlıklar hem emanete hıyanettir. Bu münafıkların özelliğindendir. Hem de emanet sahibine saygısızlıktır dedik. Aynı şekilde Müslüman kadınlara, Müslüman bacılarımıza da diyoruz ki kocalarınızın sizin üzerinizdeki hakları o kadar büyüktür ki bu hadisler bile sizin kalbinizi ürpertmeye, kendinize çeki düzen vermeye, bu konuda daha dikkatli olup sürekli nefsinizi muhasebe etmeye ve eşinize sürekli sorup sen benden razı mısın? Ben senin haklarını çocuklarıma anne sana kadınlık yapabiliyor muyum? Diye eşlerimize sormamız gerekir. Ve yine bütün Müslüman erkeklere söylediğimiz gibi Müslüman kadınlara da söylüyor. Bu kul hakkıdır. Ve sizin üzerinizdeki en büyük kul hakkıdır. Allah Azze ve Celle'nin tayin etmiş olduğu. Yani bu haklar yerine getirilmediği zaman kul hakkına girilmiş oluyor. Ve kıyamet gününde en büyük mertebelerden biri olan şehadet mertebesine dahi ulaşsanız karşınızdaki sizi affetmediği müddetçe cennetin kapısında bekliyorsunuz. O hak eda edilmediği müddetçe cennetin kapısında cennetten içeriye girmeyi bekliyorsunuz. Ondan dolayı hepimizin birbirimizin hakkına dikkat edip riayet etmesi gerekir. Peki kocanın kadın üzerindeki hakkı nedir dediğimizde birincisi kadın kocaya itaat etmek zorundadır. Birinci hak, kadın kocaya itaat etmek zorundadır. Bir koca karısına haramı ve masiyeti emretmediği müddetçe ve karısına emretmiş olduğu şey bir insanın yapamayacağı bir şey olmadığı müddetçe kadının kocasına itaat etmesi gerekir. Niye? Çünkü Allah Azze ve Celle ayet-i kerimede diyor ki اَرْرِجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَى. Erkekler kadınların üzerinde kayyımdırlar. Erkekler kadınların yöneticisidirler diyor Allah Azze ve Celle. Yani kayyım demek ona emreden, onu yönlendiren, onu elinde tutan demektir. Bu hakkı Allah Azze ve Celle kocaya vermiştir. Yani nasıl ki her ordunun bir komutanı, her devletin bir başkanı, her yapının bir emiri varsa, evin emiri de kocadır. Ve emir kimdir? Emir itaat edendir, emredendir. Yani adı emir olup sözü dinlemeyen insana emir denmez İslam'da. Emir, söz söylediği zaman sözüne itaat edilendir. Kadınların kocası da kadınların emiridir. Kadınların kocası onların başında onlara emretme yetkisini elinde bulunduran kişidir ve bu hakkı da Allah ona vermiştir. اَرْرِجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَى demiştir Allah Azze ve Celle. Onun için mesela Peygamber aleyhissalatü vesselam bir hadis-i şerifte kadınlara yönelik diyor ki İmam Müslim'in rivayet ettiği اَدْدُّنْيَا مَتَاعُ. Dünya hepsi meta'dır. Yani kendisinden faydalanan, kendisiyle alışveriş yapılan, dünya hepsi böyledir. وَخَيْرُ مَتَاعِهَا الْمَرْأَةُ الصَّالِحَةُ. Onun en güzel meta'ı, kendisinden faydalanılan en güzel unsur salih olan bir kadındır diyor. Saliha olan, kendisinde salihlik vasfını bulunduran bir kadındır diyor. Peki kimdir o salih kadın? اِذَا أَمَرَهَا اَتَاعَتْهُ. Kocası ona emrettiğinde kocasına itaat edendir. Salih kadının birinci vasfı budur. Yani kadın hiçbir şey olmasa kocasına itaat etmesinin onu salih bir kadın yapma unsuru olduğunu bilebilse, bu vasfı ona getirdiğini bilebilse ona yeterdir. Salih kadın kimdir? Saliha kadın. Kocası kendisine emretmiş olduğu zaman kocasına itaat edendir. Saliha kadın budur. Başka bir hadiste Peygamber aleyhissalatü vesselam diyor اِذَا صَلَّتِ الْمَرْأَةُ خَمْسَهَا وَسَامَتْ شَهْرَهَا وَحَفِذَتْ فَرْجَهَا وَأَطَاعَتْ زَوْجَهَا
قِيلَ لَهَا اُدْخُلِي مِنْ اَيِّ اَبْوَابِ الْجَنَّةِ شِئْتِ. Kadın 5 vakit namazını kılıp orucunu tutarsa, iffetini muhafaza ederse, zinadan ve benzeri unsurlardan iffetini muhafaza ederse ve kocasına da itaat ederse, yani Allah'ın hakkını yerine getirdikten sonra ikinci hak olan kocasına da itaat ederse, ona cennetin hangi kapısından girmek istiyorsan o kapısından gir denilir. Kadının kocaya itaati basit bir mesele değildir. Kadını saliha yapan, cennet kapılarının 8'ini birden kadına açan ve hangisinden istiyorsan gir. Yani oruçlu, oruç kendinde oruç vasfıyla beraber salih olan bir insan istediği kapıdan cennete giremez. Reyyan kapısı onlara aittir, oradan girer. İşte efendim namaz ehli istedikleri kapıdan giremez, onların kapısı bellidir, oradan girer. Ama kadın Allah'ın hakkını eda ettikten sonra kocasının hakkını eda ederse, ona itaat ederse emrettiği zaman, işte o kadın Allah'ın izniyle cennetin 8 tane kapısı birden ona açılacaktır. Ondan dolayı Müslüman kadının ciddi anlamda dikkat etmesi lazım. Ben o peygamberimizin o yaşlı teyzeye söylediği gibi, hele bak sen kocanla ilişkinde sen neredesin? Sana emirlerinde, seni yönlendirmelerinde sen ne kadarını dinliyorsun? Çünkü o senin ya ateşindir veyahut da cennetindir. Şimdi burada biraz duracağız. Burada birkaç tane önemli konuya değineceğiz. Bunlardan birincisi, genelde maalesef bazı Müslüman kadınlarda görülen ve asla İslam'ın kabul etmeyeceği bir hastalık var. Bu cahiliyenin ve küfrün getirdiği bir özelliktir. Asla İslam'da yoktur. Kadın kocasına itaat etmeyi veya kocasını dinlemeyi, kocasının sürekli kendisine emretmesini kölelik olarak algılıyor. Veyahut da bunu kişiliğini zedeleyen bir unsur olarak algılıyor. Ben de ferdim, ben de bireyim, benim de kararlarım olur gibi. Asla bu İslam'ın kabul edebileceği bir şey değildir. Evet sen fertsin, evet sen bireysin, sen bir annesin. Yani İslam ümmetinin yarısını oluşturan sensin. Ama Allah Azze ve Celle seni kocana itaat ederek şerefli kılmıştır. Allah kadını kocasına itaat ettiği müddetçe şerefli kılmıştır. Kendi başına karar verdiği müddetçe, kendi düşündüklerini yaptığı zaman Allah Azze ve Celle bu kadına serkeş demiştir Kur'an-ı Kerim'de. Başıboş kadın, kimseyi takmayan kadın, kimseyi dinlemeyen kadın. Evet, günümüzde işte modernistlerin yanında işte kadın hakları diyerek kadını aslında en ucuz hale getiren, kadının kişiliğini öldüren insanların yanında kadın bireydir ve her türlü kararını kendisi vermek zorundadır. Bir başkasına tabiiyeti o kadının zaafıdır gibi algılanabilir. İşte ben neyim efendim, ben köle miyim bu evde, hep senin dediklerini yapacağım, hiç mi benim istediklerim olmayacak vesaire? Yok. Müslüman kadın bu söylediği sözlerle kendisini cariye derecesine düşürür. Müslüman kadın, hür olan Müslüman bir kadın, kocasına itaat edip ona bağlı kaldığı müddetçe bu onun salahiyetini arttırır. Bu asla bir eksiklik değildir. Ona cennetin 8 tane kapısını birden açar yapmış olduğu bu davranış. Ama tam tersi ise asla o kadını birey yapmaz. Asla o kadını değerli bir kadın yapmaz. Kur'an'ın deyimiyle serkeş bir kadın haline getirir ve bütün haklarını da düşürür. Bütün haklarını da kadının, Allah'ın ona belirlemiş olduğu hakları düşürür. Çünkü İslam alimleri icma etmiştir. Bir kadın kitapta varit olduğu şekilde serkeş ise eğer, o kocanın üzerindeki bütün hakları ondan düşer. Yani ona nafakasını vermeyebilir. Kadın evden izinsiz çıkıp gitmişse mesela, koca ona işte mesken ihtiyacını karşılamayabilir, yiyecek ihtiyacını karşılamayabilir, ona iyi davranmayabilir. Mesela biz dedik kadının koca üzerindeki haklarından biri hüsnül üşradır. Yani onunla güzel muamele yapmasıdır. Bu Allah'ın bir emridir dedik bir önceki konumuzda. Ama kadın kocasına itaatsizliği terk ettiği anda bu hakkını otomatikmen düşürmüş olur. Allah'ın ona tanımış olduğu bu hakkı otomatikmen düşürmüş olur. Ondan dolayı bir de şunu hiçbir zaman unutmayalım. Bazı kadınlarımızda erkekleşme gibi bir fıtrat var. Yani evin idaresini kendi eline alma, kocasını kendisi yönlendirme veyahut da yani daha kötüsü dinliyormuş gibi yapıp aslında kendi kocasını yönlendirme gibi bir çabası var. Allah muhafaza. Bu tip kadınlar hem Allah'ın hem de Resulünün dilinde lanetlenmişlerdir. Allah Resulü diyor ki Allah erkekleşen kadınlara lanet etsin. Allah erkekleşen kadınlara lanet etsin diyor Allah Resulü. Yani bir kadının mel'un olması ne demektir?
Allah Azze ve Celle'nin rahmetinden uzaklaşması demektir. Eğer bir kadın erkekleşiyorsa, itaat etmek yerine emretmeye kalkışıyorsa, dinlemek yerine dinletmeye kalkışıyorsa, idare olunmak yerine idare etmeye çalışıyorsa, bu Allah Azze ve Celle'nin dilinde lanetlenmiş olan bir kadındır. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam seferde giderken devesine lanet eden bir kadının devesinden indiriyor ve deveyi bırakıyor. Diyor, lanetli bir şey bizimle beraber gelmesin. Düşünün, deve hayvan, mükellef bile değil. Üzerinde lanet olduğu için peygamber onunla aynı yolculuğu yapmak istemiyor. Madem lanetledin diyor bu deveyi, gönder bizimle beraber, lanetli bir şey bizimle beraber gelmesin. Demek ki lanetli olan bir şeyin içinde bulunduğu topluma zararı vardır. Lanetlik vasfını kendine çeken, yani salihalığa razı olmayıp lanetlik vasfını kendine çeken kadın evine en büyük zarardır. Çünkü mel'un olan bir insanın bulunduğu eve Allah'ın rahmeti, merhameti, bereketi istisnalar hariç çok az iner. İkinci bir mesele ise, kadın kendini ne kadar akıllı zannederse etsin, ne kadar işte kocasının işi beceremediğini düşünürse düşünsün, idarecilik İslam'da kadına verilmiş olan bir unsur değildir. Emretme, yönetme kadına verilmiş olan bir unsur değildir. Peygamber aleyhissalatu vesselam diyor ki, لَا يُفْلِحُ قَوْمٌ وَلَّوْ أَمْرَهُمْ اِمْرَأَةٌ. Yönetimlerini kadına bırakan bir kavim felah bulmaz. Yöneticiliklerini bir kadına bırakan bir kavim felah bulmaz. Yani helak olur manasında. Bir ev de böyledir. Erkek o evin yöneticisidir. Allah onu o eve kayyım tayin etmiştir. Ve bu Allah'ın koymuş olduğu bir nizamdır. Nasıl ki bir kavimin yöneticisi erkektir, Allah bunu erkeğe vermiştir. O kavim bunu kadına vermeye kalkışırlarsa, o kavim asla felah bulmaz. Peygamberimizin sözüdür bu aleyhissalatu vesselam. Hakeza aile de böyledir. Kadın kendini ne kadar akıllı görürse görsün, ki zaten bunu görmesi bile onun kendi nefsinde hastalıklara sahip olduğunun göstergesidir. O evde felah, o evde huzur, o evde mutluluk olmaz. Çünkü Peygamber aleyhissalatu vesselam böyle buyuruyor. İkinci hakkı ise, kocanın kadın üzerindeki hakkı ise, kadının yapacağı tüm işlerde kocasından izin almasıdır. Yani farzlar dışında kocasından izin almasıdır. Tabii bu bir önceki hakla ilgili, konunun başında hatırlattım ama yine söyleyeyim. Koca kadına masiyeti emrederse itaat yoktur. Yani bu çok büyük bir haktır, kadın mutlaka itaat etmelidir vesaire, ama günah olmaması gereken bir şeyi karısına emrediyorsa eğer bir koca, kadının kesinlikle ona itaat etmemesi gerekir. Hatta bu itaat kadına günah olarak geri döner. Yani çünkü la ta'ata li mahlukin fi ma'siyati'l halik. Bu Resulullah Aleyhissalatu vesselam'ın sözü itaatte umumi bir kaidedir. Yani hiçbir yaratılmışa, yaratana isyanda itaat yoktur. Neyi emrederse etsin, biz önce bakarız Allah bundan razı mıdır, değil midir? Yani mesela bir koca karısına diyor ki yüzünü örtme. Veyahut da bir koca karısını mesela diyor ki işte ona mahrem olmayan akrabaları var erkeğin, onların yanına bir çık mesela. Veyahut da bir koca karısından Allah'ın hoşnut olmadığı bir takım isteklerde bulunuyor özel hayatında. Misal, İslam'ın haram kılmış olduğu bir takım isteklerde bulunuyor. Ya bu tip sorular genelde soruluyor Müslüman kadınlar tarafından. Asla buralarda itaat yoktur. Yani işte kocam, aramız bozuluyor, benden istediklerini yapmadığım zaman işte hırçınlaşıyor vesaire. Hayır. Önce Allah'ın hakkı, sonra kocanın hakkı. Allah eğer razı olmayacaksa, kocanın razı olmasının zaten hiçbir anlamı yoktur. Zaten biz kocayı niye razı etmeye çalışıyoruz? Veya etmek zorundayız? Allah'ı razı etmek için. Yoksa kocayı mutlak olarak razı etmek değildir esas, yani kocamızı razı edip onunla Allah Azze ve Celle'yi razı edelim diye bunu yapıyoruz. Onun için eğer kocaya itaat Allah'ın rızasını kaldıracaksa bizim üzerimizden, öyle bir itaat İslam'da söz konusu değildir. Kocanın kadın üzerindeki ikinci hakkı ise kadının yapacağı işlerde kocasından izin almasıdır. Kadının yapacağı işlerde kocasından izin almasıdır. Bu hem dünya işlerinde böyledir, hem de din işlerinde farzlar dışındaki bütün nafilelerde böyledir. Yani farzda koca izin verse de vermese de farzlarda, farz ibadetlerde, vacip ibadetlerde mühim değildir. Ama bunun dışında kalan nafilelerde, farz dışındaki bütün ibadetlerde kadın kocasından izin almak zorundadır eğer kocası yanında ise.
kocasının hakkı onunla beraberse. Peygamber aleyhissalatü vesselam mesela hadis-i şerifte diyor ki لَا تَحِلُّ لِمْرَأَةٍ اَنْ تَسُومَ وَزَوْجُهَا شَاهِدٌ. Kocası şahit olduğu halde kadının oruç tutması helal değildir. اِلَّا بِاِذْنِهِ وَلَا تَأْزَنْ ف۪ي بَيْتِهِ اِلَّا بِاِذْنِهِ. Ve evine de ancak kocası izin verdiği zaman yani eviyle ilgili bir meselede ancak kocasının izniyle yapması helaldir diyor. Yani dikkat ederseniz hadisin bir tarafında dünya işi var, ev ve eve müteallik olan meseleler var. Bir tarafında ise nafile ibadet yani dine müteallik olan meseleler var. Ondan dolayı Müslüman bir kadın kocasından izin almadan hiçbir şekilde özellikle dünyalıklarda. Şimdi bu mesele yine özellikle asrımızın en büyük problemlerinden bir tanesi. Yani çünkü Peygamber aleyhissalatü vesselam veda hutbesinde de kadının koca üzerinde, kocanın da kadın üzerinde hakları olduğunu anlatırken Peygamber aleyhissalatü vesselam diyor ki mesela onlara dikkat edin, kadınlarınızın sizin üzerinizde hakları, sizin de kadınlarınızın üzerinde haklarınız vardır diyor. Nedir bizim kadınlar üzerimizdeki hakkımız? Diyor ki sizin yatağınıza sizin dışınızda hiç kimseyi almamaları ve sizin evinize sizin hoşnut olmadığınız, izin vermediğiniz insanları sokmamalarıdır diye. Yani izin, kadın eve birini alacak mesela, izin alması lazım kocasından. Birini davet edecek, izin alması lazım kocasından. Kadın kendisi bir yere gidecek, bir yere gitmek istiyor, bir faaliyete katılmak istiyor. Kadın kocasından izin alacak, izin almak zorundadır. Kadın kocasından izin alacak, izin almak zorundadır. Bu kocanın kadın üzerindeki haklarından bir tanesidir. Aksi halde eğer böyle yapmazsa İslam'ın tabiriyle bu kadın yine serkeş konumuna düşen bir kadın olur ve bütün haklarını, İslam'ın ona tanıdığı bütün güzellikleri de kendi eliyle kendisinden düşürmüş olur. Bundan dolayı özellikle bu dünyalık meselelerde yani kadınlarımız genelde kendi hoşnut oldukları konularda itaat ediyorlar, izin istiyorlar. Bunda bir sorun yok. Yani mesela diyelim ki bir aile kadının evine gelmek istiyor. Kadın için çok da mühim değil. Yani gelse de olur, gelmese de olur. Eşine soruyor, eşi diyor ki yok mesela misafir kabul etme, örnek veriyorum. Kadın için zaten yani kör isterdi bir göz, Allah verdi iki göz oluyor. Ama en sevdiği arkadaşı, en sevdiği ailesi mesela gelmek istediklerinde eşi diyelim ki izin vermedi. Yok dedi, ben istemiyorum mesela. Kadın orada başlıyor problem çıkarmaya. Zaten itaat insanın hoşuna gelen, insanın hesabına gelen yerlerde itaat ve izin mesele bu değildir. Bunu herkes yapar. Aile kurumunun aile kurumu olabilmesi için, huzurun bozulmaması için asıl olan insanın hoşuna gitmese de bazı konularda itaat etmesidir. İnsanın hoşuna gitmese, kendi hesaplarıyla çelişse de kocasından izin almasıdır ve onun iznine göre hareket etmesidir. Üçüncüsü ise kadının kocanın kadın üzerindeki hakkı aynı kadının koca üzerindeki hakkını anlatırken dediğimiz gibi kocanın da kadın üzerindeki hakkı kadının ona güzel muamele etmesidir. Nasıl ki Allah erkeğe emrediyor. Diyor ki وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ. Onlara iyilikle muamele ediniz. Onlara iyilikle davranınız diyorsa aynı şekilde bu kadın için de geçerlidir. Hatta konunun içerisinde zikretmiş olduğum hadisi tekrardan zikredeyim inşallah. Peygamber aleyhissalatü vesselam diyor ki dünya metadır. Yani dünyanın hepsi faydalanma aracıdır. Onun en güzel faydalanılan unsuru ise salih olan bir kadındır. Kimdir salih olan kadın? Vasıfları nedir salih olan kadının? Kocası emrettiği zaman ona itaat eder. Kocası ona baktığı zaman sevinir. Bakın dikkat edin. Yani hangi koca, ne tür bir eşe baktığı zaman içi sevinç dolar, yüzüne mutluluk akseder? Gerçekten yumuşak huylu olan, Allah'ın onu yarattığı fıtrat üzere kalan, erkekleşmeye çalışmayan, sesini kocasına karşı yükseltmeyen, yani kocasına merhametle, sevgiyle, şefkatle
kocasına yaklaşan. Bir kadın erkeği onu gördüğü zaman içini bir huzur kaplar, içini bir mutluluk kaplar. Bu da salih olan kadının vasfıdır. Yani düşünün, kadın o kadar iyi davranır ki kocasına veya davranmak zorundadır ki en sonunda kocası onu gördüğü zaman yüzünü ve içini bir mutluluk kapsar. Kendisinde bir mutluluk oluşur. Bu salih olan kadının vasıflarındandır. Ondan dolayı kadın elinden geldiği bütün yöntemleri kullanmak zorundadır. Zaten arada çıkan sorunlarda nasıl davranılmalıdır meselesini anlatırken şuna değineceğiz. İki insan bir arada mutlu bir şekilde yaşamak istiyorsa temel olaraktan şu iki maddeyi bilmeleri gerekir. Bir, umumen erkeğin özellikleri nedir, kadının özellikleri nedir? Umumen, yani fıtri özellikleri nedir? İki, hususen benim muhatabım olan bu erkeğin veya benim muhatabım olan bu kadının vasıfları ve özellikleri nelerdir? Yani kadınların özellikle buna dikkat etmeleri gerekir. Hani bir erkekliğin fıtri bazı özellikleri vardır. Kadının bunu da çok iyi bilmesi ve idrak etmesi gerekir. İki, her erkeğin kendine has bazı özellikleri vardır. Kadın bunu bildiği zaman kocasına ona göre muamele eder. Yani kadın kendi evinde gördüğü veyahut da kendi bildiği usulle değil de kocasının fıtratına uygun bir usulle ona yaklaşması lazım. Yani mühim olan kocanın mutlu olmasıdır. Mühim olan kocanın kadını gördüğünde içinin, yüzünün mutluluk dolmasıdır. Yoksa kadının, ben kocamı mutlu etmek için elimden gelen her şeyi yapıyorum ama kocam mutlu olmuyor. Değil. Şimdi mesela diyelim, bir örnek vereyim. Diyelim bir erkek vardır. Sert yapılı bir erkektir. Çok konuşmaktan nefret eder. Şimdi kadın işte diyelim anlatıyor. İşte ben evimde huzursuzum, mutsuzum. İşte kocam, sürekli kavga ediyoruz mesela. Niye? Sen diyorsun, bacım sen üzerine düşenleri yerine getiriyor musun? Evet diyor, ben eşim her eve geldiğinde hemen giderim. Kapıda onu karşılarım, işte işin nasıl geçti bugün? İşte bir sıkıntın var mı? Sanki yorgun gibisin. Şunu yapayım mı? Önce yemek mi vereyim falan. Şimdi adamla konuşuyorsun. Sen diyorsun ki, bacım bu adam konuşmaktan nefret ediyor. Sen zaten bu kadar konuşmuşsan adamın senden nefret etmesi için gerekli olan bütün sebepleri hazırlamışsın. Yani her insanın fıtratı ayrıdır. Şimdi belki şunu diyebilir bir Müslüman kadın. Ama bu doğru değil ki. Yani biz eğer konuşmayacaksak niye evliyiz? Doğrudur. Bu doğru değildir. Bu erkeğin bir eksikliğidir. Ama sen eğer mutlu bir yuva istiyorsan, saliha bir kadın olmak istiyorsan, kocanın senin üzerindeki hakkı olan ona güzel muamele etmeyi yerine getirmek istiyorsan senin kocanı tanıman lazım. Kocan çok konuşmayı sevmiyorsa eğer, sen çok konuşarak onu mutlu edemezsin. Yani birilerinin yazmış olduğu kitaplardan okuyup işte kadın kocasının gün içindeki yorgunluğunu almalıdır, şöyle yapmalıdır. İyi de bu kocada yer edecekse eğer. Yani bazı adam vardır mesela, örnek veriyorum, evin tek çocuğudur kocanız, öyle yetişmiştir. Hep işte başı okşanmıştır, hep pohpohlanmıştır, şımartılmıştır tabiri caizse. Şimdi bu adam ilgi bekler. Yani sen buna ilgi göstermezsen kadın olaraktan, işte buna güzel davranmak, yani şımarık büyütülmüş bir erkeğe kadının onun üzerindeki hakkı olan güzel davranma nasıl olacak? İlgi göstererek olacak. Yani biraz önce, bir önceki örnekte vermiş olduğumuz usulü yapacaksın. Eve geldiğinde işte aman şöyle, aman böyle vesaire. Çünkü sen bunu yapmazsan bu defa kendi sürekli annesini dillendirmeye başlar. Yani ya işte benim anam işte böyle miydi, benim anam bir elim ağırsa başımın ucunda otururdu falan. Tabi bu sefer kadın zıvanadan çıkıyor. Yani erkek annesini zikretmeye başladığı zaman orada huzur olması, mutluluk olması mümkün değil. Hatta bu defa bir aile faciasına sebep oluyor bu. Kadın kaynanasından nefret ediyor, öyle davranıyor. Kadın bu defa kaynana da ona göre erkeğe işte bak senin karın bana şöyle yaptı falan. Aile artık içinden çekilmez bir çile haline geliyor. Onun için bir kadın saliha olup kocasını mutlu etmek istiyorsa bir, umumen erkeği tanıyacak. Erkeğin fıtratı nedir, erkeğin vasıfları nedir bunu bilecek. Bir de ayrıyeten bununla beraber kocasının bir takım vasıflarını bilecek. Mesela örnek veriyorum, bazı adamlar var. Adam fıtrat olarak yetişmiş olduğu ailede şöyle bir yapıya sahiptir. Evin içerisinde olan hiçbir şeyin evin dışında anlatılmasına adam şey değildir. Yani ne olursa olsun, hiçbir ayrım gözetmeden evin içerisinde bardak düşmüş, kırılmış. Adam artık niyeyse, Allahu alem,
Yani adam bunun dışarıda anlatılmasını istemiyor. Adamın fıtratı o. Şimdi mesela kadın diyor ki işte ben diyor üstüme düşen her şeyi yapıyorum, şöyle yapıyorum, şöyle yapıyorum falan. Ama adam kadından memnun değil. Soruyorsun, çok basit. Yani diyor ki benim evimle ilgili meseleleri gidip arkadaşlarına anlatmasın. Yani böyle işte çocuk ağladı. Bunu bile anlatmasın. Benim evimde olan benim evimde kalsın. Bakın çok basit bir şey. Kadın dışında kalan her şeyi yerine getirmesine rağmen ailede huzuru yakalayamıyorlar. Sebep? Çünkü bu kadın muamelenin fıkhını bilmiyor. Senin kocan madem böyle bir adamdır, sen diline kilit vurmayı öğreneceksin. Konuştun, sıra senin evine geldi, susmayı bileceksin. Ta ki sen kocanı bu şekilde mutlu edebilesin. Bu da tabii dediğimiz gibi kocanın kadın üzerindeki haklarındandır ve kadının salih olduğunun göstergelerinden, saliha olduğunun göstergelerinden bir tanesidir. Kocanın kadın üzerindeki dördüncü hakkı ise eşiyle beraber olmayı talep ettiği zaman eşinin bundan imtina etmemesidir. Bu kocanın hem mehir ile hem nikah akdi ile Allah Azze ve Celle'nin ona vermiş olduğu bir haktır. Kadının özel günleri dışında eşiyle beraber olmak istediği zaman adam kadının bundan imtina etmemesi gerekir. Hatta Peygamber Aleyhisselatü Vesselam hadis-i şerifte diyor ki: "İza da'a ar-raculu imra'atahu ila firashihi fa'abat fabata ghadban 'alayha la'anatha al-mala'ikatu hatta tusbih." Adam eşini yatağa çağırdığı zaman kadın da diyelim reddetti. Yok dedi. Adam diyor eğer ona kızgın bir şekilde uyursa sabah oluncaya kadar melekler ona lanet eder. Başka bir rivayette diyor kocası ondan razı oluncaya kadar semadaki ona lanet eder. Yani kocası o kızgınlığını, o küskünlüğünü üzerinden atıncaya kadar gökteki melekler veyahut da Allah Azze ve Celle o kadına lanet okuyor. Tabi burada bu şu demek değildir. Yani mutlak olarak adam kadını davet ettiğinde kadının büyüklenmesi değildir. Mesela bazı mazeretleri olabilir kadının. Örneğin çok hastadır. Örnek veriyorum. Zaten dikkat edin burada bir kayıt var. Koca eğer kızarsa. Yani koca ne zaman kızabilir? Kadının mazereti olmadığında kızabilir. Yoksa şimdi bir kadın çok hastadır, komadadır. Böyle bir durumda zaten böyle bir talep bile onun bu insani bir talep değildir yani. Veyahut da kadın hamiledir. Ya mesela veyahut da kadın işte farklı bir durumu söz konusudur. Babası ölmüştür, örneğin annesi ölmüştür, örneğin. Yani zaten böyle bir durumda erkeğin böyle bir talepte bulunması bu insani bir şey değildir. Hani böyle bir durumda olan kadından böyle bir talepte bulunmak bu insani bir şey değildir. Ama diyelim ki normal bir özrü yoktur. İşte kadının klasik bahanelerinden bir tanesi. Yok işte ev işi yaptım, yorgunum, işte bulaşık yıkadım, işte vesaire dedi. Ve bu durumda koca da ona kızarsa Allah muhafaza o kadına sabaha kadar melekler lanet eder. Zaten bizim konumuzun başına da söylediğimiz konu da budur. Yani biz diyoruz ya Allah Azze ve Celle'nin belirlenmiş olduğu haklar ihlal edilirse o ailede huzur aramak, o ailede mutluluk aramak abes ile iştigal etmektir diyoruz mesela. Evet öyledir. Yani böyle bir ailede mutluluk aramak ciddi anlamda abes ile iştigal etmek demektir. Niye? Çünkü haklar ihlal edildiğinde Allah razı olmuyor. İşte haklar ihlal edildiğinde melekler lanet ediyor. Allah Azze ve Celle lanet ediyor. Yani üzerinde Allah rızası olmayan, üzerinde Allah yardımı olmayan, üzerinde meleklerin veyahut da Allah'ın lanetinin bulunduğu bir evde nasıl mutluluk olsun ki? Nasıl huzur olsun ki? Böyle bir şey mümkün değildir. Ondan dolayı bütün Müslüman kadınlarımıza nasihatimiz, tavsiyemiz budur. Mutlu bir yuva istiyorsanız, göz aydınlığı ve salih çocukların yetişmesini istiyorsanız, önce anneler ve babalar olarak sizlerin üzerinize düşen hakları yerine getirmeniz lazım. Yani siz birbirinizin haklarını eda edeceksiniz ki Allah sizden razı olsun. Allah sizden razı olacak ki o evi razı olduğu bir ev haline getirsin. Yardım etsin. Ve bu konuda da tekrardan söylüyorum. Bana göre ben hak eda ediyorum veya etmiyorum bu bana göre değildir. Eğer şeytanın oyununa düşüp bu soruyu kendinize sormaya kalkarsanız zaten insanoğlu kendi nefsini beğenmeye meyyaldir. Asla kendi nefsinize eksikliği getirmezsiniz. Veya oturup kadınlar kendi aralarında, erkekler kendi aralarında kadın nasıl olmalı, erkek nasıl olmalı konuşurlarsa zaten bir sonuca ulaşılmaz. Yani çünkü kadınlara göre kadınlar mazlum, erkeklere göre erkekler mazlum.
Veya kadınlara göre işte erkekler gerekli gibi onlara önem göstermiyorlar. Erkeklere göre de kadın aldın mı başına dert aldın zaten. Başına bela almış oldun anlayışı var. Olmaz. Eğer biz gerçekten işin şakasını, esprisini bir kenara bırakıp ciddi anlamda mutlu, huzurlu bir yuva, o yuvada yetişecek salih evlatlar istiyorsak oturup diyalog zemininde birbirimizle bunu paylaşmamız lazım. Ben senin hakkını ne kadar eda ediyorum, sen benim hakkımı ne kadar eda ediyorsun ve asla bu hakları birbirimize silah olarak kullanmayalım. Çünkü Allah bu hakları mutlu olalım diye koymuş. Birbirimize silah olarak kullanıp birbirimize saldıralım diye değil asla. Sürekli birbirine hakkını hatırlatıp onu ezmeye çalışmak bu İslam'dan değildir. Bir eksiklik varsa, bir nakıslık varsa bağırarak, çağırarak, hak talebinde bulunarak değil, nasihat ederek, biraz daha geniş tutarak, biraz daha zaman tanıyarak bir şekilde anlaşmaya çalışmamız lazım. Hiç olmuyorsa diyelim, Allah Azze ve Celle önümüze boşanma müessesesi diye bir müessese koymuş. Yani ne yaptık? Bütün yolları denedik, çalıştık, çabaladık, okuduk, dinledik, iyi bilen Müslümanlara gittik, işte Allah ve Resulüne muhakeme olduk. Olmadı yani, olmuyor. Misal diyelim, o zaman da birbirimize zarar verip birbirimizi sıkmaya gerek yoktur. Çünkü Allah Azze ve Celle önümüze boşanma kapısını kılmıştır. Belki boşanıp her birimiz kendimiz için daha mutlu olacağımız, daha huzurlu olacağımız bir eş, bir aile, bir yuva kurabiliriz. Allah Azze ve Celle bütün Müslüman kadınlara kocanın üzerindeki hakkının büyüklüğünü anlamayı, şuur etmeyi ve bu hakkı yerine getirirken Allah Azze ve Celle'den yardım talep edip elinden gelen her şeyi ortaya koymayı ve Müslüman erkeklere de anlayışla karşılayıp kadınlara yardımcı olmalarını nasip eylesin. Allah hepimize içerisinde sükunet bulduğumuz rahmet, merhamet olan, sevgiye dayalı olan aileler nasip eylesin. Ve Allah Azze ve Celle hepimize göz aydınlığı olan, müjde olan ve müttakilere imam olacak olan salih zürriyetler nasip eylesin. Allahümme amin, Allahümme amin, Allahümme amin. Ve ahiru da'vana enilhamdülillahi rabbil alemin.